Kök maaşı 8 bin liranın altında olanlar yandı. Özgür Erdursun emeklilere yapılan darbeyi açıkladı. Kök maaşı 8 bin liranın altında olanla çok üzülecek. Özgür Erdursun emeklilere yapılan darbeyi duyurdu. İşte tüm ayrıntılar. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yıllık enflasyon %75, 45'e yükseldi. Aylık bazda %3,37 artış yaşandı. Böylelikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşları için 5 aylık kesinleşen zam oranı %22,72 oldu. Memur ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammı ve 5 aylık enflasyon farkıyla %17,4 lük zamı alacakları belli oldu. Mayıs enflasyonu %75,45, aylık artış %3,37 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarına %22,72 zam geldi. Memur ve memur emeklileri %17,4 zam aldı. Milyonlarca kişinin merak ettiği "Emekliye zam ve memur maaş artışı olacak mı?" sorusuna SGK uzmanı Özgür Erdursun cevap verdi. Erdursun, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %22-72'lik zammın ardından Haziran ayı enflasyonunda %3 artış yaşanırsa, zammın yaklaşık %26 olacağını tahmin ediyorum, dedi. Erdursun, memur ve memur emekli zammı toplu sözleşmeyle %21 olacak. Önceki dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı memur emekli zammına eşitlenmişti. Ancak bu durum, Temmuz ayında tersine dönebilir açıklamasında bulundu. Özgür Erdursun, eşitleme sonrası tüm emeklilerin maaşlarına %4 refah payı eklenerek yeni zamların belirlenebileceğini vurguladı. Emekli aylıklarındaki 8 bin liralık sınırı dile getirdi. Erdursun, 3 milyondan fazla kişinin emekli maaşının 10 bin TL'ye tamamlandığını belirtti en düşük emekli maaşında artış olmadığı durumda bu rakamın altında olanların yine 10 bin lira maaş almaya devam edeceğini vurguladı. Temmuz ayında memur maaşlarında yapılan artışlar sonucunda memur maaşı 32.860 liradan 38.577 liraya, bekar memur maaşı 30.372 liradan 35.656 liraya, memur emeklisi maaşı ise 14.740 liradan 17.304 liraya yükseldi. Bu artışlarla birlikte en düşük memur maaşının Temmuz'da 39.438 liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ortalama memur maaşlarının ise Temmuz'da 44.000, 44.500 Türk Lirası seviyesine yükseleceği öngörülüyor. Bekar bir memurun maaşının da şu anki 30.372 liradan 6 ayın sonunda 36.452 lira olması bekleniyor en düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL'yi bulması tahmin ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Kök Maaşlarında %22-72'lik artış sonrası yeni rakamlar şu şekilde oldu. Bağkur, esnaf 10.178 Türk Lirası, 12.490 Türk Lirası. Bağkur, tarım 8.089 Türk Lirası, 9.927 Türk Lirası. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 öncesi 11367 Türk Lirası 13949 Türk Lirası Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası 7047 Türk Lirası 8648 Türk Lirası İşte meslek meslek zamlı memur maaşı tahmini Meslek grubu derece kademe Ocak 2024 maaşı Türk Lirası Temmuz 2024 maaşı Türk Lirası Şube Müdürü 1 bölü 4 48 58.106. Memur 9 bölü 1 34.217 bin Uzman Öğretmen 1 bölü 4 44 bin Öğretmen 1 bölü 4 39 bin Başkomiser 1 bölü 3 48.675 58.419. Polis Memuru 8 bölü 1 44.047 52.865. Uzman Doktor 1 bölü 4 55.464 66.567. Hemşire 5 bölü 1 39.444 47.340. Mühendis 1 bölü 4 49.415 59.307. Teknisyen 11 1 35.111 42.140. Profesör 1 bölü 4 71 186 86181. Araştırma görevlisi 7 bölü 1 47 bin 387 56873. Vaiz 1 bölü 4 41.205 49454. Avukat 1 bölü 4 47 bin87 56 513. Memur emeklisi maaş tahmini. Meslek grubu derece, kademe Ocak 2024 maaşı, Türk lirası, Temmuz 2024 maaşı, Türk lirası. Müsteşar 1 bölü 1 53.597-64.316 Genel müdür 1 bölü 1 47.438-56.926 Şube müdürü, lisans 1 bölü 4 18.616-22.339 Memur, Lisans, 4 bölü 1 14574-17489 Öğretmen 1 bölü 4 22076-26491 22, Kaymakam 1. Sınıf 1 bölü 4 31254-37505 Başkomiser 1 bölü 4 22076-26491 22, Polis memuru 1 bölü 4 22.076 22, 26.491 Hemşire, Lisans, 1 bölü 4 22 26491 Mühendis 1 bölü 4 22 26525 Teknisyen, Lise, 1 bölü 4 15.870-19.044 Fratisyen, Hekim 1 bölü 4 32.626-39.151 Profesör 1 bölü 4 38.324-45.989 İmam Hatip, 22.076-26.491 Avukat 1 bölü 4 22.076-26.491